değerlendiriyorsunuz? Genel Başkan için mi? Evet. Bunu ben söylemek istiyorum zaten. Arkadaşım öyle görüp, mi? Tabii tabii. Tamam peki. Ben sizden önce bir söyleyeyim. Hay hay. Buyurun. Buyurun. Söz bende mi? Tabii tabii. Buyurun buyurun sizde. Şimdi Burçin Hanım, Sayın Akşener'in gitmek istemediğini Ankara'da kulislerde herkes söylüyor. Neredeyse ilan edildikten sonra kongre, kurultay arada bir ay bile zaman kalmamıştı. Hani normal adaylar kendilerini adaylaştırabilecek, kendilerini anlatacak, tanıtacak, delegelerle görüşecek bir zaman bulamamışlar. Açıkçası Sayın Akşener'in gitmeye hiç niyeti yokmuş. Hatta yorumlar şu yönde. Deniyor ki kimse bu ortamda aday olarak çıkamayacaktı. İşte bir grup delege gelecekti. Bak kimse aday olmuyor. Dön geriye sen aday ol diyecekti. Sayın Akşener tek başına kurultaya girecekti ve kazanacaktı. Ama sonuçta Sayın Akşener bırakmak zorunda kaldı. Kendisi siyasetten gitti ama bence İyi Parti'yi de yanında götürdü. Hani siyaset dışına çıkardı anlamında söylüyorum ben bunu. Bence yanında götürdü. Çünkü İyi Parti'nin buradaki ölçüsü bence şuydu. Siz yerel seçimlerden önce çok yanlış bir politik tercihte bulundunuz. Tek başınıza seçime girmek gibi yanlış bir tercihte bulundunuz ve hüsranla sonuçlandı yerel seçimler. Yerel seçimlerden sonra bunu tekrar toparlama şansı, tırnak içinde söylüyorum şans, var mıydı? Tek şekilde vardı ki onu da biz gözlemledik, gördük. Sayın Koray Aydın'ın bir şekilde, işte kendisi ülkücü camiada örgütçü olarak bilinir, teşkilatçı olarak bilinir ki il ilçe teşkilatlarını sıfırdan kurmuş, İyi Parti'nin il ilçe teşkilatlarını sıfırdan kurmuş birisidir kendisi de. Hani onun tekrar başkan olması, genel başkan olması ve yeniden bir şans yakalamak için uğraşmasıydı. Açıkçası bunu da zaten kendisi kurultay konuşmasında dile getirdi. Kurultay konuşmalarını bir dinlediğiniz zaman Sayın Akalın'ın, Sayın Dervişoğlu'nun, Sayın Koray Aydın'ın konuşmalarını, açıkçası en mantıklı, en kapsamlı ekonomiye, dış politikaya, partiye, örgüte, iç siyasete yönelik anlamlı açıklamaları yapan, değinmeler yapan tek aday vardı. O da Sayın Koray Aydın'dı. Koray Aydın'ın vurguladığı bir nokta vardı Burçin Hanım. Bence orası önemliydi. Oluşmuş küskünlükleri geriye çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Şimdi burası bence İyi Parti'nin tam böyle yeni bir şans yakalayabilmesi için can damarı. Niye? Küskünlüklerin niye oluştuğunu biliyoruz. Küskünlükler İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yanında duran insanlar nedeniyle oluştu. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın yanında duran insanlar nedeniyle oluştu. Sayın Koray Aydın bir nitelendirmesi daha vardı. Partimizi yeniden kilit parti konumuna getireceğiz dedi. Evet, İyi Parti siyasette yerel seçimler, genel seçimlerden önce, yerel seçimlerde artık o pozisyonunu kaybetmeye başlamıştı. Genel seçimlerden önce kilit partiydi. Ve bunu da zaten Sayın Akşener'in gene yanlış uygulamalarında masadan kalkarak Mart başında gösterdi, görmüş olduk. Şimdi hangi kilit parti olup da ne olacaktı? Bence kilit partilik şu noktada önemli. O da önümüzdeki 4 yıl sonra bir genel seçim var, cumhurbaşkanlığı seçim var. Bu cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, sırasında, adaylaşmada, adayların belirlenmesi sırasında İyi Parti'nin bir etkisi olacak mı? Oluşabilecek manzaradan bir pay alabilecek mi, alamayacak mı? Bu noktadaydı. Açıkçası Sayın Dervişoğlu, Genel Başkan Dervişoğlu seçildikten sonra bir televizyon kanalında çıkıp da küskünlerle ilgili tamamen Koray Aydın'ın zıddı bir açıklama yaparak çok açıkçası giderken Sayın Akşener'in yanına partiyi de ekleyip gönderdikleri izlenimini pekiştirdi. Şimdi siz küskünleri geri çevirmezseniz yeni dönemde bir aktör olma, bir kilit parti olma şansını zaten yakalayamazsınız. Küskünlerin gitmesi nedeniyle de bu partinin %3'lere düştüğünü, oyunu hatırlayalım. Küskünler geri dönmezse bu %3'ün 5, 6, 7 olma şansı da açıkçası çok zor görünüyor. Şimdi her saat başı, her gün neredeyse birileri İyi Parti'den istifa etmeye gene devam ediyor. Evet, sürekli o devam ediyor.
Sayın eş, evet, Müsavat yani Dervişoğlu, işte hani bu Akşener'in, size de aynı soruyu yönelteceğim. Daha önce özü başıma devam etme kararını sürdürür görünüyor. Koray Aydın da bu konuda sizin de söylediğiniz gibi ayrışıyor aslında. Hani tekrar CHP ile birlikte yol alma, ilerleyen seçimlerde belki işbirliği yapma vesaire gibi ihtimalleri vardı Koray Aydın'ın, ama Musavat Dervişoğlu olduğu gibi o kapıyı kapattı görünüyor. Esas söylemi şu oldu: Allah rızası için bana fırsat verin, Recep Tayyip Erdoğan'la ve yönetimiyle hesaplaşayım gibi bir anlayış sergiliyor. Dolayısıyla bir fark yaratabileceğini düşünüyor musunuz öncekine göre? Şimdi Burçin Hanım, bütün konuşmasının özeti aslında o tümceydi. Allah rızası için Tayyip Erdoğan'la mücadele etmem için bana bir şans verin, sokaklarda mücadele edeyim. Bir buydu. İkincisi, İYİ Parti'nin, açıkçası salonda da gördük. Ben o salonda gün boyunca o salonda bulundum. Bir noktada İYİ Partililerin bir özellikleri var: muhalifler ve Atatürkçüler. Konuşmasını, her iki konuşmasını, teşekkür konuşmasını, ondan önce yaptığı adaylık konuşmasını da "ne mutlu Türk'üm" diye bitirdiğinde, "ne mutlu" bölümünden sonra bütün salon kendisini destekleyenlere "Türk'üm" diyene bölümünü nakarat şeklinde onlar tekrarladı. Şimdi sizin sorunuza ben bir soru karşılığıyla vereyim. Nasıl yapacaksınız bunu? Hayır, nasıl yapacaksınız? Bir kitleniz olacak, bir partiniz olacak. Yani bir kitleniz olacak, bir partiniz olacak. Sonra etkili bir muhalefet yapacaksınız. Açıkçası görünen konu şu: yani Sayın Akşener giderken ne mevcut genel başkana, ne genel başkan adaylarına bir parti bırakmak gibi bence bir niyeti yok. Bakın, İyi Parti'den çıkan bu sonuca en çok kim sevindi biliyor musunuz? En çok Milliyetçi Hareket Partisi sevindi. Bence en çok da, yani sevinenlerin yanına bir de CHP'yi eklememiz lazım. Niye? Güçlü kilit parti konumu için çabalayan bir İyi Parti, açıkçası CHP'nin tek başına yerel seçimlerde elde ettiği birinci parti başarısını birisiyle, başka bir partiyle paylaşma zorunluluğunu gündeme getirebilirdi yeniden 2028 için. Artık öyle bir olasılık kalmadı. Yani nasıl? Yani Sayın Dervişoğlu için fazla yıpratıcı eleştiri yapmak istemiyorum, ancak yani parti de kapsayıcı değil, kapsayıcı olamadı. Evet. Örneğin birinci turda işte Koray Aydın öndeydi. Sonra ikinci turda Tolga Akalın çekildi ve dedi ki "ben delegeleri ferasetine güveniyorum" dedi. "Serbest bırakıyorum" dedi. Şimdi o ferasetin ikinci turda Sayın Dervişoğlu'yla bir birliktelik olduğu ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? GİK'e baktığınız zaman işte sevgili eski İYİ Partili arkadaşımız bilir. GİK'e baktığınız zaman orada bir liste var. Tolga Akalın'ın destekleyenlerin GİK'e girdiğini, sonra Sayın Akşener'in yanında siyaset yapan ve ona yakın olduğu düşünen insanların GİK'e girdiğini çok rahatlıkla göreceksiniz. Hani açıkçası burada Tolga Akalın'ın önümüzdeki dönemdeki siyasetini de izlemekte fayda var. Çünkü çıkıp "ben Musavat Dervişoğlu'ndan yana bir tercih kullanıyorum" deseydi, o zaman derdik ki her şeyi açık oynuyor. Bu siyaset, güvenilir bir siyasetçi tercihini yapıyor. Kimseye bir şey diyemeyiz yani. Niye yaptığı konusunda bir değerlendirme yapılmaz. Ancak evet, bu da farklı bir bakış açısı. İşi feraset noktasına getirip de, size de yönlendirme, daha sonra ferasetin yönlendirme anlamında kullanıldığı ortaya çıkınca, açıkçası burada siyasette güvenilirlik epeyce bir ciddi iştir. Siyasetçiler evet, çok yakından bilirler bunu. Evet. Bu noktadan sonra kendi siyasetini nasıl etkileyecek, onu da merak ediyorum. Yani bu aşamadan sonra İyi Parti öyle görünüyor ki yavaş yavaş belli bir seyir içinde siyasetten çekilecek gibi duruyor. Çünkü evet, en azından konuşmalarından yola çıktığımızda adaylarda en güçlü vurguları ve programı, ayakları yere basan konuşmayı yapan Koray Aydın'ın adeta kazanmaya koştuğu bir kurultayı
Üçüncü turda kaybetti. Kaybederken de 650'nin altında, yani Musavat Dervişoğlu delegelerin yarısından bir fazlasının da oyuna ulaşamadı. Üçüncü turda 611 oy aldı. Bu da partideki durumu açıkçası çok kolay yönetilebilir bir durumda olduğunu görmüyoruz. Evet. Yani nasıl yapacaksınız? Partinin yarısından fazlası size oy vermemiş. Bu çok önemli bir sorun bence. Evet. Şimdi hemen soralım Vedat Bayram'a. Kuruluşundan beri